Varlıklı bir iş insanı olan Emrah Bey'in her şeyden daha fazla değer verdiği bir vazosu vardır. Günün birinde bu vazo yok olur. Adam çok üzülür. Vazonun kaybolmasının üzerinden yarım saat geçmişken bir mesaj alır. Buraya 10 dakika içinde 100 bin dolarla gelmezsen vazonu kıracağız. Mesaja bir de fotoğraf eklenmiştir. Emrah Bey buranın bir otel olduğunu fark eder. Fakat o bölgede birbirine çok benzeyen 3 tane otel vardır. Bunlar Otel Angara, Akça Ağaç ve Gençlik Pansiyon'dur. Emrah Bey hangisine gitmelidir? Emrah Bey hızla Akça Ağaç Oteli'ne gitmelidir. Çünkü 7 katı olan tek otel burasıdır. Emel kendini yangın çıkan bir odanın ortasında bulmuştur. Buradaki tek pencere kadının ulaşamayacağı kadar yüksekte ve küçüktür. Üstelik üzerine çıkabileceği ya da tırmanabileceği hiçbir şey yoktur. Fakat buna rağmen Emel saniyeler içinde dışarı çıkmayı başarmıştır. Bu nasıl olabilir? Odada kapı yoktur. Bu nedenle kadın kapı çerçevesinin içinden kaçıp kurtulmuştur. Bir kadın Bakü'dedir ve bir kabinde oturmaktadır. Fakat birkaç saat geçtikten sonra kabinin kapısını açtığında kendisini İstanbul'da bulur. Bu nasıl olmuştur? Çünkü kadın bir pilottur. İçinde bulunduğu kabinde kokpittir. Cem gizlice büyük bir malikaneye girer. Buranın sahibinin yakın zamanda eşsiz bir elmas satın aldığını bilir. Hırsız, şimdiye kadar gördüğü en alengirli güvenlik sistemini aşmayı başarır ve karşısında elması görür. Elması aldığı gibi evden dışarı çıkar. Fakat dış kapıda iki güvenlik görevlisi onu yakalar. Cem, adamlara sadece buradan geçtiğini söyler fakat onları inandıramaz. Görevliler Cem'in üzerini arar fakat hiçbir şey bulamaz. Adamların kafası karışmıştır. Ancak sonra hırsızın elması yuttuğuna karar verirler. Fakat X-Ray'de de sıra dışı bir şey bulamazlar. Mecburen onu serbest bırakırlar. Cem evine geldikten birkaç dakika sonra benzersiz elması ellerinde tutmaktadır. Bunu nasıl başarmıştır? Cem eve girdiğinde tek başına değildi. Papağanı da onunlaydı. Kıymetli taşı çaldıktan sonra papağanın ayağına bağlayarak onu serbest bıraktı. Akıllı papağan da elması evlerine getirdi. Ali çok yetenekli ve genç bir kimyagerdir. Son çalışmasını yayınlamak için oldukça önemli bir konferansa katılacaktır. Fakat konferanstan bir gece önce Ali'nin kıskanç iş arkadaşı onu laboratuvara kilitler. Buradan yalnız başına çıkması imkansızdır. Odanın ortasında içinde parlak mor bir sıvı bulunan bir deney tüpü görür. Yanında ise bir not vardır. Bu karışım bir dakika sonra patlayacak. Etkisiz hale getirmek istiyorsan içine doğru malzemeyi eklemelisin. İşte ipucun. H-I-I-O-I. Kimya bilginin sana yardımcı olacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Şansımıza Ali çok zeki biri olduğu için doğru malzemeyi süresi sona ermeden önce bulmayı başarmıştır. Peki bu nedir? Roma rakamlarını okumayı biliyorsanız işiniz çok kolay demektir. Çünkü ipucunda yazan şey aslında H2O1'dir. Dolayısıyla Ali'nin ihtiyacı olan şey H2O yani sudur. Aynı modele sahip iki kamyonet bir köprünün üzerinden geçerken köprü yıkılır. Araçlar suya düşer ve batmaya başlar. İki şoför de hayattadır. Fakat kamyonetlerin içi suyla dolmaya başladığı için bir an önce yüzeye çıkmaları gerekmektedir. Adamlardan biri şoför kapısını, diğeri ise yan kapıyı açmaya çalışmaktadır. Hangisinin kurtulma ihtimali daha yüksektir? İlk şoför su basıncı nedeniyle kapısını açamayacaktır. Fakat diğer şoförün açmaya çalıştığı kapı sürgülüdür. Bu nedenle biraz çabayla kurtulabilir. Bir kişi bir çukuru bir günde açıyorsa, iki kişi yarım çukuru ne kadar sürede açar? Yarım çukur diye bir şey yoktur. Bu görsele dikkatlice bakın ve büyülü ayna hangisi söyleyin. Sağdaki ayna büyülü. Çünkü normalde adamın bıyığı olmamasına rağmen onu bıyıklı gösteriyor.
Leman en sevdiği kafede yemek yediği sırada birkaç polis memuru yanına gelir. Polisler bir gün önce hapishaneden kaçan bir suçluyu aradıklarını söyler. Leman çevresine bakar ve konukları incelemeye başlar. Birkaç saniye içinde suçlunun kim olduğunu buluverir. Peki suçlu kimdir? Barmen'e baksanıza, bileklerinde kelepçe var. Davut yazın arkadaşlarıyla tatile gitmek ister. Fakat babası ona mağazalarında yardımcı olma sözü verdiğini hatırlatır. Ama adam oğlunun ne kadar üzüldüğünü görünce ona bir teklif sunar. Eğer ona soracağı bilmeceleri bilirse arkadaşlarıyla tatile çıkmasına izin vereceğini söyler. Bir müşteri senden üstünde bir sürü deliği olsa da suyu tutabilen bir ürün isterse ona ne verebilirsin? Davut biraz düşünüp taşındıktan sonra cevabı bulur. Bu gizemli şeyin ne olduğunu bulabilir misiniz? Cevap süngerdir. Davut'un babası devam eder. Sattığımız ürünleri fiyatlandırmaya yeni bir yöntem getirmeyi düşünüyorum. Bu sistemde çorap 20 lira, ütü 12 lira olacak. Biz süvetleri de 28 liradan satacağız. Montun fiyatı ise 16 lira olacak. Bu fiyatlandırma yöntemine göre bir tişörtün fiyatı ne olmalıdır? Davut'un kafası başlangıçta karışsa da doğru cevabın 24 lira olduğunu fark eder. Babasının yeni yöntemi ürünün adındaki harf başına 4 lira almaktır. Babası oğlunun performansından etkilenir ve ona son bir bilmece daha sormaya karar verir. Eğer son bilmecemi de doğru cevaplarsan bu yaz istediğin gibi dinlenebilirsin. Sorun şu, 81 çarpı 9 eşittir 801. Bu hatalı denklemi nasıl düzeltebilirsin? Davut'un bu soruya cevap vermesi çok uzun sürer. Peki sizin ne kadar zamanınızı alacak? Davut'un tek yapması gereken şey denklemi ters çevirmektir. Bu sayede doğru cevaba ulaşır. Cevap 108 eşittir 6 çarpı 18'dir. Orhan, Elif Hanım'a düzenli olarak yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını getiren bir kuryedir. Yaşlı kadın onu çok sever. Hatta ona yedek anahtarının yerini söyleyecek kadar güvenir. Anahtar paspasın altındadır. Bu sayede Elif Hanım evde olmadığı zamanlarda Orhan bu anahtarı alıp eşyaları evin içine bırakır. Fakat günün birinde Orhan eve geldiğinde anahtarı her zamanki yerinde bulamaz. O sırada daha önce hiç görmediği bir adam kapıyı açar. Orhan ona kim olduğunu sorduğunda, ''Ben elektrikçiyim, salondaki prizleri kontrol etmem istenmişti.'' Yaşlı hanım odasında uyuyor cevabını alır. Orhan hemen polisi arar. Neden? Çünkü adam eve yedek anahtarlarla girmiş bir suçludur. Uğur öğle molasından döndüğünde birinin tüm belgelerinin üstüne kahve döktüğünü görür. Uğur ağlamaya başlar. Bunu gören patronu onun yanına gelir ve bunu yapanı bulacağını söyler. Patron tüm çalışanlarına öğle molasında ne yaptıklarını sorar. Nermin ve Leyla birlikte bir kafeye gidip kahve içtiklerini söyler. Bilal kendini pek iyi hissetmediğini ve hava almak için parkta yürüyüş yaptığını söyler. Selma ise telefonda erkek arkadaşıyla konuştuğunu belirtir. Patron suçlunun kim olduğunu hemen anlar. Ya siz? Suçlu Selma'dır. Duvardaki tabelada çalışanların ofiste telefon kullanmasının yasak olduğu gösterilmektedir. Yani Selma erkek arkadaşıyla telefonda konuşmuş olamaz. Zengin bir iş adamı bir gün öğle saatlerinde evinden kaybolur. Adamın karısı derhal polisi arar. Polisler eve gelir ve herkesi sorgulamaya başlar. Aşçı, akşam yemeği hazırladığı için mutfaktan hiç ayrılmadığını söyler. Hizmetçi, iş adamı ve eşinin öğle yemeğinden sonra yemek odasını temizlediğini söyler. Adamın eşi ise yemekten sonra güneşlendiğini ve havuzda yüzdüğünü belirtir. Polisler adamın kayboluşunun ardındaki sorumluluğu hemencecik bulurlar. Bakalım siz de bulabilecek misiniz? Suçlu adamın karısıdır. Dışarı baksanıza, yağmur yağması bir yana dursun, havuzda su bile yoktur. Kamil bir uçaktadır ve ilk paraşüt deneyimine hazırlanmaktadır. Fakat paniğe kapılmaya başlar ve paraşütünü takmadan uçaktan dışarı atlar.
buna rağmen en ufak bir yara bile almadan hayatta kalmayı başarır. Bu nasıl mümkün olabilir? Çünkü uçak henüz havalanmamıştır. Bir uçurumun tepesinde kocaman bir elma ağacı vardır. Uçuruma doğru güçlü bir rüzgar eserse elmalar nereye düşer? Her halükarda elmalar aşağı düşecektir.